Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Karavan planı başında aşıya devam. İskarpel aşı. Hemen kısa olması için iki kalem takacağım. Önce kalemi açalım. Şuradan çizdim adı atalım. Daha sonra işaretimizi alalım. Daha sonra çizip 10 numara iskarpeleyle daha sonra yumuşak bir şekilde. O kadar sağlam ki eşeğe bağlarsanız kaçamaz. Diğer kalemi geçirin ben. Şu gözü alsak durdu, alması durdu. Zaten üzeri kapanacak. Yine aynı şekilde bir çizimizi atalım. Tabi burası iskarif bir perdah yapıldı testlerin ölü de okuyamak için. Ölçümü aldık yine. Daha sonra kablo kaldırıp yatağını hazırlıyoruz. Sonra kalemimizi buraya çakarak bu şekilde şimdi stresimizi kapatacağız. Bu şekilde sıkmasını kolaylaştırıyor. Sürgünler yaklaşık 1 metre gibi olunca Haziran ayı gibi bu site içine bıçakla alıp kaldırabiliriz. Ama toprak duracak. Şimdi tolamızı geçirelim. Her boyda tolamız var. Kalınlığına göre değişik tolalar takıyoruz. Kalemler bu haftanın gözükebilir. Şurada pamuk mükemmelinden şöyle gevşemeyecek bir şekilde. Daha sonra normal tala toprağını. Toprak sorunu olan yerlerde kum koysak daha iyi. Ama burada toprağımız iyi. Taşlarını seçip İskarpeli aşının normal diğer tip tek çizik Çorum aşıya göre avantajı kalemin etrafındaki kaynamanın kalyusun daha hızlı olması, yarayı kutuyu daha çabuk kapatması. O yüzden daha sağlam olarak düşünüyoruz. Sonra buradaki sıvı aşım ağacımızı kalemlerin üzerine koyup hem yarayın daha çok kapanması hem de neminin kaçmasını engellemek için sürüyoruz. Daha sonra içine yere ağlası ileride su yaksın diye birkaç tane delik deliyoruz. Bu aşımız bu kadar. Herkesin şimdi Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese kolay gelsin.